Gençler, yeni motorumla tanıştınız mı? Aynaları ayarlayalım. Şimdi YouTube'da bazı videolarda diyorlar ki şimdi videoyu şimdi durdurup bir yandan da motor alışmaya çalışıyorum. Videoyu diyor şimdi durdurun diyor, aşağı diyor yorumlara yazın diyor. Sizce olacak mı, olmayacak mı? Şu camı azıcık açayım ya. Sizce diyor bu nedir? Ben de diyorum. Şimdi videoyu durdurun, aşağı yazın. Bu motor ne marka, ne model? Lan zaten 2 dakikaya çıkacak ki markası modeli ortaya. Komik olmayın arkadaşlar. Nasıl olsa birazdan söyleyeceğiz. Karşıdan polis geliyor. Tahmin edebildiniz mi motorun marka modelini? Yoksa ben söyleyeyim. Söyleyeyim değil mi ya? Gençler, kendime yeni bir scooter aldım. Revolt RM5X ya da Volta. Şimdi tahmin ediyorum Volta motor. Volta ana marka. Onların çünkü çok yüklüce de elektrikli üretimleri de var Volta'nın. Şimdi bu benzinli serisine de 3-4 tane modelleri var. Benzinli serisine de yapmışlar. Bak, sağda kaldım, sola dönmeye çalışıyorum da bakayım becerebilecek miyim? Beni kırmadan bırakacaklar mı? Bu Volta'nın Revolt serisi. Aha, yeşil yanmış. Yürüyelim bakalım. RM5X. Seyirciler arasında bir homurtu başlamış olabilir. Abi sen ne yaptın? Bu motor alınır mı? Bu motorda bunlar var, şunlar var. Abi sen ne yaptın? Evet, homurtuyu duyabiliyorum. Anlatacağım. Bir sonraki videoda neden Revolt RM5X aldığımı size anlatacağım. Bugün ben de daha ilk kez kullanıyorum. Alalı henüz 2 gün oldu. Ben bunu bugün cumartesi, ben perşembe günü satın aldım. Da motoru teslim almam 2 gün sürdü. Çünkü perşembe günü aldım. Gittim sigortasını yaptırdım. Plakasını çıkarttırdım. Ruhsatını falan. Ondan sonra tabi altımda vardı. Başka motor vardı. Biliyorsunuz ben şu ara Chetur'un bende misafir olan bir motor var. Rutek Cargo 125. Onu kullanıyordum. İki motoru eve götüremeyeceğim için bunu bıraktım. Ancak bugün gelebildim. Bugün cumartesi gençler. Şubat'ın bir cumartesisi. Bir yandan da motoru da tanımaya çalışıyorum. Daha henüz 3 kilometrede. Şuradan benzin alacağım. Sola geçeyim de frenine, gazına, şununla bununla henüz alışabilmiş değil. O biraz süre alacak. Evet, kendime motor aldım. Söylemiş miydim kendime motor aldığımı? Şurada Shell benzinlik var. Biliyorsunuz ben motosiklette Shell'ciyim. Ama arabada Opet'ciyim. Arabada Opet kullanıyorum. Frenlerine bir yandan bakıyorum. Mesela şu sol fren maneti biraz böyle basma mesafesi uzun. Değişik yani. Camımızı biraz kıralım. Camımız. Acaba bu yanık kokular benden mi geliyor? Bir şeyler oluyor. Neyse gençler, bunu aldım. Neden aldım da size söyleyeceğim, anlatacağım. Tatlısıyla acısıyla hep beraber bu motora ne olduğunu hiç saklamayacağım. Yani arıza mı yapmış, sıkıntı mı çıkarmış, ne olmuş, ne bitmiş, hepsini tek tek size söyleyeceğim, anlatacağım.
Şunu da belirteyim gençler. Benim sponsorum değil kimse. Şu pompaya yanaşalım işte ya. Şöyle duralım. Zaten benzin deposu şu aşağıda. Sinyalini kapatalım. Ne diyordum ben? Yani Volta benim sponsorum değil gençler. Ben parasını bastırıp aldım. Hiç normal müşteri gibi. Orta sehpaya da bir alalım şunu. Heh, merhaba abi. Abi şey V Power dolacak. V Power dolacak abi. Aha. Herhalde bir 5 litre falan alır gibi tahmin ediyorum. Plakayı tanımamış. Şimdi ilk kez girildiği için şeye, sisteme plakayı tanımadı herhalde. Bastır köy. Bakalım şimdi tanıyacak mı? Demin basmadı. Sarat bastı sandı mı? Yine mi tanımadı? Şimdi böyle bir şeyler de olabiliyor işte bakın. Yeni araç alıyorsunuz. Plakayı hiçbir şey tanımadığı için sistem basmıyor. Bakalım ne olacak. Ürün sisteme kaydedilecek yazıyor orada ekranda. Şimdi yakıt veriniz diye pompayı açtı. En sonunda oldu. Bunun depo kapağının yeri güzel. Tel altında falan da değil. Tam deponun da kaç litre aldığını da bilmiyorum. Şimdi göreceğiz onu bakalım. İçinde 1 litre falan benzin vardı. Ha, yeter abi doldu herhalde. Ha, tamam sağ olasın. Kaç litre almış? 6.4 litre almış. 99.9 yani 100 liralık benzin aldı boşken. Şunu kapatalım. Bunu da böyle çeviriyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Bayağı üstüme herhalde 3 kere benzin bastır orada. Ağzıma girmişti. Şimdi bunu sonra yazarız. 3 kilometrede aldık. Bu ne abi? Trip 2,5. Siliyoruz, basıyoruz, tutuyoruz. Bu işler böyle oluyor. Sıfırladı değil mi? Güzel. Bir de şeyi var. Bir de saati var. Saatini ayarlayacağız. Falan. Fişteken. Şimdi 3 kilometrede motor. Hiç yağına suyuna da bakmadım. Suyu yok zaten de. Bir yağ seviyesine baksay mıydık acaba diye düşünüyorum. Gençler dediğim gibi neden Revolt RM5X'i aldığımı size bir sonraki videoda anlatacağım. Bu şey bunu geçen sene çıkmış bir model. Zaten çoğunuz da araştırmış olabilirsiniz bunu. Yani beğenmiş de olabilirsiniz, araştırmış da olabilirsiniz. İlk çıktığında böyle 3-4 tane problem yaşamış. Yani sorunlar çıkmış. Sonra Volta o sorunları giderdiğini, geliştirdiğini söylüyor. Bu şeyi, problemleri. Sonra işte geçen sene yazın tahmin ediyorum bir daha bir seri daha, yeni bir seri daha çıkarıyor. O da RM5X olarak çıkıyor. Bu X olanı. Bu Eylül ayında üretilmiş. Ondan sonra işte bu, şimdi ikisini aldık.
Yandan da süspansiyona da bakıyorum. Neyse anlatacağım ya bunların hepsini size. Sinyal vermiş miydik? Vermemişiz. Şuradan gidelim abi. Şimdi ben motorculara gidiyorum. Arka çanta. Ondan sonra zincir. Bulursam kılıf. Onlara bakacağım, alacağım. Çünkü ben sokağa şeyli bırakmam. Buradan da sola dönelim. Bakalım nereye kadar gidiyoruz. Ya da dur ya. Boşver. Düz gideyim. Evet gençler. Böyle kısa bir tanıştırma videosu olsun size. Efendime söyleyeyim. Neydi ismini unuttum ya. Volta RM5X. Revolt RM5X ile bir tanıştırma videosu olsun size. Ondan sonra bak görüyor musun? Mesela motor ikaz ışığı sürekli orada bir yanıyor. Kedi, aman ha, bir kedi fırlıyordu önüme. Dedim aman gözünü seveyim. Şimdi motor ikaz ışığı sürekli yanıyor. Mesela şimdi bunu gideceğiz servise. Orada sindireceğiz bilgisayarı bağlatıp bakalım niye yanıyor. Böyle şeyler çıkacak. Biliyoruz. Onların çıkacağını biliyorum. Yani ben ne aldığımı farkına vararak aldım. Ne kadar para vererek de yani ne kadar para verdiğimi de farkındayım. O yüzden böyle şeyler çıkacak. Bunların hepsini göreceğiz, yaşayacağız ama şu anda mesela motor ikaz ışığı yanıyor. Onu görüyoruz. Neyse gençler. Bugün böyle olsun. Revolt RM5X aramıza hoş geldi. Deneyeceğiz, göreceğiz hep beraber. Neler oluyormuş, neler bitiyormuş hep beraber göreceğiz gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.